Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber Paper Keyboard isimli uygulamayı inceliyoruz. Uygulamanın iki versiyonu var arkadaşlar. Birisi ücretli, birisi ücretsiz. Bize şu an ücretsiz olan versiyonu kurulu, ücretli olan da 3 dolar. Aralarındaki farkları birazdan değineceğim. Şimdi ücretsiz olan versiyonun ne olduğundan bahsederek başlamak istiyorum. Mantık çok basit aslında. Telefonunuzu şu şekilde dik konumda tutuyorsunuz ve uygulamanın içine gelen bir PDF var, size sayfayı söylüyor. O sayfaya gidiyorsunuz ve size şöyle bir kağıt veriyor arkadaşlar. Bu kağıdın çıktısını alıyorsunuz. Telefonunuzu buraya yerleştiriyorsunuz. Burada tam olması gerektiği yeri işaretlemişler. Daha sonra çıktı aldığınız bu kağıtta şurada gördüğünüz gibi klavye tuşları var. Şu kameradan da göstereyim. Klavye tuşları var. Bu klavye tuşlarına basarak burada yazdığımız şeyler telefonumuzun ekranına geliyor. Bunu nasıl yapıyor? Ön kamera sayesinde yapıyor. Hani ön kamera sanıyorum içinde ufak bir matematiksel hesapla bizim parmağımızın ne kadar uzaklığa bastığımızı hesap edip ona göre harfleri gönderiyor veya rakamları. Uygulamanın dediğim gibi 3 dolarlık bir de ücretli versiyonu var. Bunun farkı arkadaşlar şurada ortada gördüğünüz chat kısmı ya da e-mail gönderme kısmı. Eğer 3 dolar verirseniz arkadaşlar bu uygulamayla Facebook chat'te de yazışabiliyorsunuz, mail de gönderebiliyorsunuz. Onun dışında Google Talk veya Jabber gibi yerlerde yazışabiliyorsunuz. Şöyle bir tavsiye vereyim ben size. Şu an ücretsiz olan versiyonunda nasıl yazılabildiğini anlıyorsunuz. Hani rahat mı, iyi mi, kötü mü? Ona göre siz karar verip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz kullanımına geçelim. İçinde oyunlar var bunun. Şöyle back diyoruz. Şimdi Play Typing Games diye bir seçenek var. Şurada gördüğünüz üzere. Buna basıyorum. Şöyle koyalım. Şöyle arkadaşlar şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz küçük kalıyor. Ön kamerayı buraya yerleştirin diyor. Tam ön kamerayı ona göre hizalıyoruz. Daha sonra buradan oyunumuzu seçiyoruz. Mesela şöyle enteresan bir oyun var. Mesela pinball oynayabiliyoruz buradan. Play now deyip. Burada bize ayarları söylüyor yapmamız gereken. Evet oldu. Gördüğünüz gibi hafiften titrek de olsa bizim parmağımıza göre bir hareket alıyor. Çok zor. Hani keyif veriyor mu derseniz sadece hani böyle bir teknoloji var. Oha hani bir kağıtta bak neler yapabiliyorum. Olayı keyif veriyor diyebilirim ancak onun dışında oynaması hiç zevk değil arkadaşlar. Bu kağıdın çıktısını ilk aldığınız zaman sizden belli başlı bir kalibrasyon ayarları istiyor. Mesela bunu buraya koyuyorsunuz ve arkadan hiçbir şekilde ışık gelmemesi lazım. Kamera ışık aldığı zaman, fazla ışık gördüğü zaman sapıtıyor ve algılamıyor sizin bastığınız karakterleri. Onun dışında kağıdınızın düz olması lazım. Herhangi bir kıvrım vesaire gibi şeyler olmaması lazım. Şurada gördüğünüz noktalara ve şurada da var. Buralara bozuk para koyuyorsunuz ki bu kağıt kalkmasın diye. Bir de şuraya bir kitap yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kitaba benzeyen bir şey. O da yine kağıdın düzgünlüğünü ayarlamak için buraya yazmışlar. Ne alakaysa ben çok anlamadım. Şimdi typing test var burada arkadaşlar. Buna giremiyoruz. Oyunlardan 500 puan kazanmamız lazımmış. Bir tane Falling diye bir oyun var. Ona bakalım bir de. Falling de klasik. Eskiden beri Atari'lerde bile vardı bu muhabbet. Klavyeli Atari'ler vardı hatırlarsınız. Onlarda bile olan işte aşağıya harfler düşüyor. Biz de buradan harflere basıyoruz. Play now diyelim. Burada kalibrasyonla ilgili olan ayarları gösteriyor. Şimdi gördüğünüz gibi harfler düşmeye başladı. Daha önce ilginç ürünlerde buna benzeyen bir klavye tanıtmıştık. Aslında mantık olarak ona da yakın. Ancak buna hiç ekstra para vermeden sadece bir çıktıyla halledebiliyoruz. Tabi bu tarz oyunlarla da yazımınızı hızlandırabilirsiniz ve daha sonra mailleşme açısından da bunu kullanabilirsiniz. Şahsen ben kullanmam arkadaşlar. Aha, harf gidiyor, kaçırdık. Yeni harfler geliyor diyor. Şahsen ben mailleşmek için de cep telefonundan veya hani Facebook'ta yazışmak için de bu uygulamayı kullanmam. Ancak teknoloji enteresan, hiç olmadı. Bir çıktı alıp denerdim. Sonuçta ücretsiz bir uygulama. Şimdilik sadece iOS'te var arkadaşlar uygulama. Onun dışında diğer marketlere çıkmamış. Ancak ya bunun çok benzeri ya da aynı firmanın çıkartacağı uygulamalar çok yakında gelecektir diye düşünüyorum. Harfler bu arada iyice sapıtmaya başladı. Paper Keyboard uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi bir paper var ve bu keyboard'a dönüşüyor. Yani bir kağıt var, klavyeye dönüşüyor. Ve cep telefonumuzun kamerasından görüntüyü alarak burada bastığımız harfleri, rakamları, işte işaretleri telefonumuza gönderiyor. Uygulamanın mantığı tekrar söyleyeyim. Bence çok güzel. Ücretsiz olması, hani bir kağıt parçasıyla telefonumuzun dışında böyle fiziksel başka bir şeylerle
bir şeyler yazabiliyor olmak telefona bence güzel. Evinde yazıcısı olanlar kesinlikle denemeli diyorum ve ayrıca iOS cihazınızda olması lazım. Tabii şöyle bir şey var, ben bunu iPhone 6'da denedim. iPhone 6'da çok verim alamadım arkadaşlar. Hatta kalibre olması neredeyse imkansız diyebilirim. Yapan varsa da ayrıca bu videonun altına yorumla bize belirtsin. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin arkadaşlar. Ayrıca webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.